Merkez Bankası olarak reel sektörle güçlü bir iletişimimiz bulunuyor. Firma ve sektör temsilcileriyle yaptığımız görüşmelerle sahadan izlenimler ediniyoruz. Toplumsal refaha en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak sunacağımızın bilincindeyiz. Dezenflasyon sürecinin devamı ve ardından fiyat istikrarının tesis edilmesiyle öngörülebilirlik artacak. Böylece yatırım, üretim ve tüketim kararları daha uzun vadeli bir bakış açısıyla alınabilecek. Konuşmama yakın dönem enflasyon gelişmelerine değinerek başlayacağım. Ardından dezenflasyon sürecine katkı veren unsurları ve son olarak uyguladığımız politikaların rezervler ve dış finansman üzerindeki etkilerini özetleyeceğim. Dezenflasyon sürecimiz devam ediyor. Tüketici enflasyonu Ekim ayında %48,6 oranına gerileyerek Mayıs ayındaki tepe noktasına kıyasla önemli miktarda düştü. Yıl sonunda enflasyonun %44'e düşmesini bekliyoruz. Enflasyonun ana eğilimi öngördüğümüzden yavaş olsa da iyileşiyor. Bu gelişmede düşük seyreden temel mal enflasyonu yanında iyileşme sinyallerinin belirginleştiği hizmetler sektörü enflasyonu da rol oynuyor. Yaz aylarında baz etkisiyle hızlı düşen enflasyon önümüzdeki dönemde aylık enflasyondaki iyileşmeyle düşmeye devam edecek. 2025 yılı sonunda ise enflasyonu %21'e indirmeyi hedefliyoruz. Makroekonomik göstergeler dezenflasyon süreciyle uyumlu ilerliyor. İç talep yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldi. Enflasyon beklentilerinde ve fiyatlama davranışlarında iyileşme eğilimi görüyoruz. Beklentilerin seyrini ve fiyatlama davranışlarını yakından izliyoruz. Para politikasındaki sıkı duruşumuzu dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde sürdüreceğiz. Her zaman vurguladığımız gibi enflasyonun ana eğilimini yakından takip ediyoruz. Merkez Bankası bünyesinde takip ettiğimiz göstergeleri bir bütün olarak incelediğimizde Ekim ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüş görüyoruz. Grafikten de takip edebileceğiniz üzere bu yavaşlama ana eğilim göstergelerinin geneline yayılmakta. Temel mal enflasyonu düşük seyrini koruyarak ana eğilimdeki söz konusu yavaşlamayı sürüklüyor. Hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyaller ise belirginleşiyor. Kira dışındaki kısımda daha belirgin olmak üzere kademeli bir iyileşme izliyoruz. Öte yandan çekirdek dışında kalan gruplara baktığımızda 3. çeyrekte enerji fiyat artışının güçlendiğini gördük. Bu gelişmede yönetilen enerji kalemlerindeki fiyat gelişmelerinin yanı sıra maktu vergi güncellemelerinin etkileri öne çıktı. Gıda tarafında ise 3. çeyrekteki iyileşmenin ardından geçici arz koşullarına bağlı olarak İşlenmemiş gıda grubunda Ekim ayında yüksek fiyat artışları gördük. Bu görünüm Kasım ayında da devam ediyor. Diğer taraftan taze meyve ve sebze dışındaki gıda enflasyonu daha düşük seyrediyor. Hizmet enflasyonuna daha yakından bakacak olursak, 3. çeyrekteki yüksek seyir, dönemsel fiyatlama ile geçmişe endeksleme davranışı güçlü olan ve fiyat artış sınırlamalarına tabi olan kira ve eğitim öncülüğünde sürdü. 3. çeyrekte hizmet enflasyonu üzerinde okula dönüş etkisi belirgin oldu. Okula dönüşün tamamlanmasıyla bahsi geçen gruplarda göreli fiyat uyarlaması büyük ölçüde tamamlandı. Hizmet fiyatları dinamiklerine kira ve kira dışı şeklinde bakmanın daha sağlıklı olduğunu değerlendiriyoruz. Kiralar, deprem, kentsel dönüşüm, kira artış sınırlaması gibi nedenlerle diğer hizmet kalemlerinden ayrı ele alınması gereken, yapısal boyutu da olan bir husus. Bu saydığımız nedenlerle kira enflasyonundaki ataletin öngörülerimizden yüksek olduğunu değerlendirmekle beraber, kira hariç hizmetlerin daha belirgin yavaşladığını görüyoruz. Kasım ayına ilişkin perakende ödeme sisteminden elde edilen öncü göstergeler,
son çeyrekte aylık kira enflasyonunun yavaşlayacağına işaret ediyor. Para politikasındaki kararlı duruşumuz, yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerindeki düzelme vasıtasıyla aylık enflasyonun ana eğilimini düşürmeye devam edecek. Ayrıca maliye politikasının artan eşgüdümünün de bu sürece önemli katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz. Yılın ikinci çeyreğinde yurt içi talebin yıllık büyümeye katkısı belirgin olarak azalırken, net ihracatın büyümeye pozitif katkısı sürdü. Bu dönemde yurt içi talep büyümeye 1,2 puan katkı verirken, net ihracatın katkısı 1,3 puan olarak gerçekleşti. Böylelikle büyümedeki talep kompozisyonu daha dengeli bir görünüm sergiledi. Cuma günü açıklanacak olan 3. çeyrek verilerinde de bu görünümün sürmesini bekliyoruz. 3. çeyreğe ilişkin mevcut veriler, yurt içi talepte ılımlı seyrin devam ettiğini gösteriyor. Bu dönemde perakende satışlar bir önceki çeyreğe kıyasla bir miktar arttı. Bununla birlikte perakende satışlara daha detaylı baktığımızda altın hariç artışın daha ılımlı olduğunu görüyoruz. Hizmet üretim endeksi de iç talepte dengelenmeye işaret ediyor. Bu göstergelerin yanı sıra firma görüşmelerinden elde ettiğimiz bilgiler de iç talepteki yavaşlamayı teyit ediyor. 4. çeyreğe ilişkin talep göstergeleri, talep koşullarının enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ima ediyor. Farklı yöntemlerle hesapladığımız göstergeler, 3. çeyrekte gerileyen çıktı açığının 4. çeyrekte de azalmaya devam ederek negatif düzeylere geldiğini gösteriyor. Bu noktada altını çizmek isterim ki, sıkı para politikamız sonucunda iç talepteki dengelenme sürecek. Önümüzdeki dönemde negatif düzeylerde gerçekleşecek olan çıktı açığı, dezenflasyon sürecinin önemli bir bileşeni olacak. İç talepteki dengelenme ile uyumlu olarak dış ticaret dengesindeki iyileşmenin devam ettiğini görüyoruz. Son dönemde altın ve enerji hariç bakıldığında ihracat gücünü korurken ithalat ılımlı seyretmekte. Önümüzdeki dönemde benzer eğilimlerin süreceğini öngörüyoruz. Enflasyon beklentilerinin seyri, dezenflasyonun hızı ve maliyeti açısından önem arz ediyor. Sıkı para politikası duruşumuzla beklentilerin dezenflasyon sürecine katkı verecek şekilde oluşmasını sağlamakta kararlıyız. Piyasa katılımcılarının beklentileri görece daha düşük seviyelerde seyrediyor. Hane halkının ve fiyat yapıcı konumundaki reel sektörün enflasyon beklentilerindeki iyileşme de devam ediyor. Para politikasındaki kararlı duruşumuz yanında manşet enflasyondaki düşüşün de etkisiyle beklentilerdeki iyileşmenin devam etmesini bekliyoruz. Üretici enflasyonu ana eğilimi ılımlı seyrini koruyor. Ekim ayı itibarıyla imalat sanayi enflasyonunun ana eğilimi yıllıklandırıldığında %19,7 ile hali hazırda %32 olan yıllık üretici enflasyonunun önemli ölçüde altında seyrediyor. Dolayısıyla tüketici enflasyonu üzerinde üretici fiyatları kaynaklı baskılar zayıflıyor. Bu durum TÜFE'deki mal enflasyonuna olumlu yansıyor. Sanayi firmalarının fiyatlama davranışlarında net bir iyileşme gördük. İmalat sanayinde yurt içi satış fiyat beklentileri incelendiğinde gerek yurt içi talepte gerekse birim maliyetinde artış bekleyen firmalar arasında fiyat arttırmayı planlayanların oranı gerileme eğiliminde. Mart ayında %50'ye çıkarttığımız politika faizini 8 aydır sabit tutuyoruz. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakın sayana kadar sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz. Bu doğrultuda politika faizinin seviyesini, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentilerini göz önünde bulundurarak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyeceğiz. Sıkı parasal duruşumuzu desteklemek üzere kullandığımız makro ihtiyati tedbirleri 3 ana grupta özetleyebiliriz. Bunlardan ilki Türk lirası mevduatının payını artırmak
ve KKM'yi kademeli olarak azaltmak amacıyla aldığımız tedbirler. Ağustos, Eylül ve Kasım aylarında bu düzenlemelerde güncellemeler yaptık. Takdir edersiniz ki dolarizasyonun yüksek olduğu bir ekonomide para politikasının etkinliği düşük oluyor. Bu nedenle bir taraftan sıkılaşma yaparken bir taraftan da aktarım mekanizmasını güçlendirmek için Türk lirası mevduatın payını artıracak makro ihtiyati önlemler aldık. İkinci kategoride TL ve YP kredilere yönelik getirdiğimiz aylık büyüme sınırları bulunuyor. Bu sınırlamalarla kredi talebindeki dalgalanmaların önüne geçtik. Üçüncü olarak da likidite yönetimine ilişkin attığımız adımlar bulunuyor. Dönemsel olarak ortaya çıkan likidite fazlasını zorunlu karşılıklar ve diğer araçlarımızı kullanarak sterilize ediyoruz. Türk lirası ticari kredi büyümesi, aylık büyüme sınırları ve kredi talebiyle uyumlu hareket ediyor. Enflasyon beklentilerindeki iyileşme de kredilerdeki ılımlı eğilimde rol oynuyor. Yabancı para cinsi krediler tarafında ise Mayıs ayında getirdiğimiz aylık büyüme sınırını Temmuz ayında düşürdük. Bu sınırlamaların etkisiyle yabancı para kredilerdeki büyüme hedeflerle uyumlu bir patikada seyrediyor. Gerek Türk lirası, gerekse yabancı para ticari kredi büyümesinde son dönemde KOBİ kredileri öne çıkıyor. Türk lirası ticari kredi büyümesine bakıldığında KOBİ kredileri Ekim ayında artarken alternatif finansman imkanlarını da kullanabilen büyük firma kredilerinde daha zayıf bir görünüm izliyoruz. Yabancı para ticari kredi tarafında artışın devam ettiğini görüyoruz. Son yıllarda önemli uygulama değişiklikleriyle reeskont kredilerinin etkinliğini artırarak daha fazla sayıda firmaya reeskont kredisi kullandırdık. Günlük reeskont kredi limitlerini kademeli olarak artırarak finansmanı daha erişilebilir hale getirdik. 2018 yılı sonunda 2100 olan reeskont kullanan firma sayısı 2024 yılı Kasım ayında 8000'e yaklaştı. KOBİ'lerin bu firmalar içerisindeki payı ise bu dönemde %38'den %83'e yükseldi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz sıkı parasal duruşumuz ve KKM bakiyesinin azaltılmasına yönelik uygulamaların etkisiyle Türk lirası varlıkları olan ilginin ve güvenin arttığını görüyoruz. 2023 Ağustos ayında 140 milyar doların üzerine çıkan KKM hesapları Kasım ayının ortasında 38 milyar dolar seviyesine geriledi. Vadesi dolan KKM hesaplarından TL'ye geçiş oranları yılbaşında %10'lu seviyelerdeyken son dönemde %25'ler civarında. Bu dönemde KKM hesaplarının toplam içindeki payı %26'dan %7'nin altına geriledi. Türk lirası mevduatın payı ise aynı tarihlerde %32'den %58'e yükseldi. KKM bakiyesinin azalması Türk lirası mevduat payını artırarak parasal aktarım mekanizmasını güçlendiriyor ve aynı zamanda Merkez Bankası bilançosu üzerindeki riskleri azaltıyor. Son dönemde küresel piyasalarda risk iştahı dalgalı bir seyir izlemekle birlikte gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışları gözlenirken Türkiye'ye yönelik portföy akımları görece daha olumlu seyretti. Son dönemde yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin Türk lirasına olan güveni arttı ve bu durum rezervlere olumlu yansıdı. 26 Mayıs 2023 ile 22 Kasım 2024 tarihleri arasında brüt rezervler 58,2 milyar dolar artış gösterirken swap hariç net döviz pozisyonumuz 102,3 milyar dolar iyileşti. 22 Kasım itibarıyla brüt rezerv düzeyimiz 156 milyar doların üzerine çıktı. Swap hariç net rezervlerimiz, yurt içinde yaptığımız Türk lirası karşılığı döviz swapları da dahil ettiğimizde 41,8 milyar dolara yükseldi. Sıkı para politikası duruşumuz, rezervlerimizin güçlenmesini sağlayarak Türkiye'ye yönelik risk algısını iyileştiriyor. Geçtiğimiz yılın Mayıs ayından itibaren Türkiye'nin risk birimi ve borçlanma maliyetleri önemli derecede düşüş gösterdi. Gerileyen risk primi ve borçlanma maliyetleri, reel sektörün yurt dışından daha uygun koşullarda borçlanmasını kolaylaştırıyor. Sıkı para politikası duruşumuz, küresel piyasalardaki oynaklıkların
ülke risk primine olumsuz etkilerini de sınırlıyor. Dezenflasyon süreci devam ediyor. Önümüzdeki dönemde makroekonomik görünüm dezenflasyon sürecine destek vermeye devam edecek. Bu kapsamda talep koşulları, beklentiler ve fiyatlama davranışları, Türk lirasına artan güven ve maliye politikasının artan eş güdümü gibi unsurlar belirleyici olacak. Dezenflasyon sürecinde enflasyonu belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Bir kez daha altını çizmek isterim ki fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için ön koşuldur. Para politikasındaki sıkı duruşumuzu fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Konuşmama burada son veriyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum.